Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Çizgi, gölgeler. Orası geçildiği zaman, ortalamanın üstüne gittiği anda fiyat nasıl tekrar 1125'e kadar boşluk boşluk bırakarak paldır küldür gidiyor. Niye? Size mal aldırmazlar. Ya yok öyle. Gel bakalım 1125'te al. Arada alırsan kâr eder. Olmaz. Siz kâr ederseniz ötekiler günaha girer. Size kâr ettirmezler. Bu iş böyledir. Onun için zaman zaman kendinize bir oyun planı çizip, senaryo çizip, ona göre de stopunuzu koyup bakacaksın. Bu riske değer mi, değmez mi? Değmiyorsa pozisyon almayacaksın kardeşim. Bizde şöyle bir hastalık var. Her dakika mutlaka bir yerde olmalıyız. Her dakika mutlaka bir yerde para kazanmalıyız. Allah Allah. Yani Allah muhafaza, bunlar bakkal dükkanı şarküteri falan açsa, 5 dakika müşteri girmese dükkana, yandılar. Her dakika birilerinin girip çıkması lazım. E burası süpermarket değil ki kardeşim. Geri gelir 15 dakika müşteri gelmez. Hele bu pandemi süresince. Ama işte borsada da böyle oluyor. Bir sabırsızlık var. Her an hop burada olmadı, hop başka yere. Orada olmadı, hop oradan başka yere. Çekirgeler gibi oradan oraya sıçrayıp duruyoruz. Veya işte vrak vrak kurbağalar var. Hadi onlar da sıçrar oradan oraya. Yani iki dakika bir yerde durmak yok. Hop oraya, hop buraya. Harekete alıştı millet. Evet. İnşallah en kısa sürede sarı renkli çana tamamlarız yukarıya doğru gidip. Orada biraz satıcı gelebilir. Herkese selam. Bu videoda önceki videonun devamını yapacağız. İflas etmiş şirketlerin son bilançosu diye yaptım ama hani son, yani son bir bilançoya bakmak bir şey göstermiyor aslında. Son 4, 5, 6, 7 bilançonun gelişine bakmak lazım. Neyse ne yapayım derken Bimex'te karar kıldım. Bimex yapmamın nedeni, bir, ben biliyorum hani gelişini gidişini, yani gelişini bilmiyorum da gidişini biliyorum. Gidiş ne derler ona? Gidiş yolunu da biliyorum. Yani gittiği, yani giderken geçtiği patikaları da biliyorum falan filan. Ve herkesin bildiği bir, yani Ataç yapsak ya da Mango Gıda yapsak, pek perakende firması olduğu için, özellikle elektronik perakendesi olduğu için herkes biliyordur Bimex'i zaten. Belki çalışanlar da vardır bunu izleyenler. Şimdi şöyle, bunu şuradan ulaşıyorsunuz. Şirketler, kapı üyeliği sona eren şirketler, B, Bimex. Buradan başlıyorsunuz. Şimdi 2011'de gelip 2000 pazarına gittiği günü baz alırsak, 2011'de gelip şimdi kısa, yani 6 yıl bana sorarsanız kısa bir borsa hikayesidir. Tabii şimdi mesela iflas etmişleri inceleyerek, hani nereden gelmiş, nereye gitmiş, neler olmuş, hani bir sonraki iflastan kaçabilirsiniz. Yani bir sonraki gümbürtüye gidecek hikayeden kaçabilirsiniz. Yani bunun aslında büyük resmi gördün, bravo falan yapacak bir farkı yok. Yani, iflasa gidenlerin davranışlarına, karakteristiğine bakarsanız, bir sonraki iflastan, seneye birileri iflas edecek. Ama bugünden seneye böyle giderse iflas ederiz diyen kimse olmadığı için yani bunu anlayıp kendiniz kaçmanız lazım. Yani ben kaçıyorum mesela. Yani kaçtım mı? İşte Feniş Alüminyum'da kaçtım mesela. Hiç itibar etmedim. Neyse. Hani bu, hani büyük resmi görmek bu işte. Yani hani illa rüyamızda görecek değiliz. Şimdi buradan da son bir yıl değil, 2010'u seçeceğiz. Tüm bildirimler diyeceğiz, getir diyeceğiz. Buradan da 250'ye seçeceğiz. Ama şöyle bir şey var. Ya bu şirket 2010 yılı sonunda bono, yani ne diyorlar buna, özel sektör tahvili, 30 milyon değerinde. Yani şimdi bile, gerçi şimdi özel sektör tahvilinin
ilgisi azaldı özel sektör tarafında. Çünkü hani teminatta sorunlar oluştu falan. Yani 2010'da hiç yoktu ama bu şirket yapmış bakın. Hem de iş yatırım menkul değerlerden. İş yatırım menkul değerler yapmış satışını yani. Ama tabii ki bir şey falan yok. Garantörlük falan yok tabii ki. İlan edilen yıllık ek getiri oranı 425. Yıllık bileşik faiz %12. %12'den borçlanmış. Tabii bunlara bakmayacağız. Daha doğrusu bono ihraç ettiği için 6 aylık ve senelik şey gönderiyor. Gerçi bu 3. çeyrek. Daha önce şey olmadığı için hani bir sonra 6. mesela şu ilk 6 ayın olması lazım. Bir de şu Eren bu hani diyorlar ya büyük resmi görmüşsün. Engin bağımsız denetim serbest müşavirlikle ilgili de bir şey fark ettim. Onu da ilerleyen şeylerde göstereceğim. Bu ilk 6 aylık bilanço olması lazım. Evet, ilk 6 aylık bilanço. Bir de yıllık gönderir şimdi bu 2011'in başında. Şimdi 2011'e gideceğiz çünkü şirket hemen notlarıma bakıyorum. 7-8 Nisan 2011 tarihinde talep toplamış. Şurada yazıyor zaten bu izahnamesine falan. Aslında geçen bunlara dün çalıştım ama saat 12 falan olmuştu. Aslında onu videoya alsaymışım daha iyiymiş ama şey oluyor biraz gereksiz. Hani bak mesela şurada izahnameyi 10 parça göndermişler resmen yani. O gereksiz şeyler oluyor. O kesiliyor ama tabii ki kesiliyor ama yani bu sefer keserken de ben zaman harcıyorum. O yüzden böylesi daha iyi galiba. Şimdi 10 mesela özel durum açıklaması neymiş bu? Yani kurul kaydına alındı falan filan özelsi. Esas ha bir de şeyi söyleyeyim. Bu şirketin patronu pardon burada yok da şimdi izahnameleri ben tek tek indirip 10 parça izahname dedim ya mesela genel kurul yapmış tamam. Yıllık genel kurul. İzahname 1. İzahname onaylanan. Tabi buradan indirdim ben bunları baktım. Bu tasarruf sahiplerine satış duyurusu. Şimdi şirketin çıkarılmış sermayesi 46 milyondan 60 milyona çıkarılacak ve ek satışta 1 milyon TL yani 7 8 14 yani 18 toplam yani 14 18 19 ek satışla. Ek satışta karşılanıyor 19 milyon TL. Kim yapacak? Bizim menkul yapacaktı galiba. Falk arz aralığı 4.10-4.50. Şimdi öncekilerle hani bugün 2020'nin ilk gününden beri yapılanlarla farklı satış aralığıyla pardon fiyat aralığından satış ama burada da şey var tabi mesela borsada satış olmadığı için talep toplamalı halka arz olduğu için mesela ek satış hariç ek satışta 1 milyon lot zaten. Yurt içi bireysel mesela burada şunu şey yaptım ben. Yurt içi bireyseller tavan fiyattan girmeli. Bak şimdi. Burada şeyleri ayırmış. Bak. Yurt içi bireysel yatırımcılar ve şirket çalışanlarının fiyat aralığının tavanından toplanacaktır. Yurt içi bireysel yatırımcılar talep ettikleri pay dediğini belirt. Şirket çalışanlarıyla ilişkin bizim menkul değerler. Şirket çalışanı olmadığımız için bizi ilgilendirmiyor. Kurumsal yatırımcı olmanın gerekleri var tanımları. Yurt dışı kurumsal sadece garanti. Doğru. Yani normal. Talepte bulunacak yatırımcılar aşağıda belirtilmiş olan belgelere talep formlarını ekleyecekler. Tabi bunları sizin kurumunuz otomatik ekliyor yani. Bunları zaten kurumunuza verdiğiniz için çok bir şey fark etmez yani. Ama şimdi böyle bir halka arz olsa bu sorulur. Şirket yurt içi bireysel nakden ödeme işte bu kurumlar arası blokaj bu kurumlarınız bilir zaten. Yani en kolay halka arz yöntemi borsada satış. Mesela burada da diyor ki
Zaten bunun sonucuna da bakacağız. Şimdi şöyle sadede gelelim. Piyasa halka arzdan sonra piyasa değeri 270 milyon TL olacak bu şirketin. Halka arz büyüklüğü de 85 milyon TL. Yani 3 tane hemen hemen dinamik ısı ediyor. Fiyatın altında talep gelmemiş. Yani bu fiyat aralığı dışında talep girersen saymam diyor yani. İşte nihai talebin belirlenmesi var. Pardon. Talep fiyatının belirlenmesi. Zaten tavandan galiba 4.5'tan açılıyordu bunun şeyi. Tahtası. Yani şimdi tabii tahta kapandığı için ya da borsa dışına hatta kap dışına atıldığı için TradingView'da falan çıkmıyor. Eski bir yerlerde çıkıyorsa. Mesela şey var, şunu da söyleyeyim. Bizim menkul değerler mesela. Ya bazı, ben şunu gördüm 9 senede. Mesela bazı dönemler bazı menkul yani aracı kurumlar biraz hızlı davranıyor. Hani tak 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 halka arzlar yap. Mesela bir ara Neta menkul değerler vardı. O da çok halka arz yaptı bir ara. Hani bir sene içinde 4 halka arz yapıp sonra 4 senelik oruca yatıyorlar. Yani gol orucu falan olur ya, onun gibi bir oruca yatıyorlar. Mesela bizim menkul değerler de şu an hani kaç kişi çalışıyordur, aktif midir, kaç şubesi var. Yani bizim menkul değerler tasfiye veya devre olmadı sanırım. Hala duruyor. Güzel kişilik olarak ama nasıldır bilmiyorum yani. Bir ara hızlıydı. Mesela Ataç'ı da onlar getirdi. Benim hatırladığım. Hatta ben SAF Genel Kurul, SAF GEO Genel Kurul'una gitmiştim. Bizim menkul değerlerden biri daha vardı. Bir profesyonel hani. Her aracı kurum çalışanı profesyonel ya, biz amatör. Neyse işte dedim Ataç'ı da siz getirmiştiniz. Ne zaman oluyor bu? 15 Eylül 2014 veya 2015 okulların açıldığı pazartesiydi. Hani Çekmeköy'den Üsküdar'a gitmiştim. Simpaş'ın merkezine, bu darphanenin oraya. Oradan hatırlıyorum bizim menkul değerleri. O da kafa sallamış. Yani ağzında kurabiye vardı. Biraz kafa salladı o yüzden. Yani böyle çay kurabiye falan var ya, o yenecek abi. Buldun mu yiyeceksin, yoksa aç kalırsın sonra. Mükerrer tavan fiyat falan filan. Bu mesela başvuru yerleri, konsorsiyum lideri, konsorsiyum eş lideri, garanti, Ak Yatırım. Burada mesela info var burada ama info eski sahipleriyle info tabii. Mesela Euro Yatırım menkul, Eti Yatırım vardı o ara mesela. İkinciler de var. Deniz tabii hala duruyor. Finans Yatırım, bu finans şey bu tabii. Mesela Fortis Neotep'le birleşti. Gedik Yatırım. O şubeler de bayağı çok. Global Info Yatırım. Oyak Yatırım. Taciller Menkul. Tep Yatırım. Tekstil işte ICBC oldu. Turkish Yatırım. Tere Menkul hala duruyor tabii ki. Turkish Yatırım var. Başka da yok. Yani bu kurumların dışında hesabınız varsa da, bunlar da dahil. İzraat Yatırım Menkul. Hesabınız varsa, pardon, bu kurumlardan herhangi birinde varsa, pardon, yoksa giremezsiniz yani. Tahtadan alacaksın artık. Ne yapacaksın? Burada şey, bak mesela borsada satış, kıymet blokesi, izahnamelere bakarsanız borsada satış olan, mesela dinamik ısının, hiç böyle şeyler yok. Gerek yok çünkü. Yani borsaya emir iletebilen her aracı kurum oluyor. Yani bunların hiçbiri yoktur mesela. Şimdi halka arz fiyat tespit raporu. İşte bir hesap yapmışlar. Ben şimdi fiyat mesela indirgenmiş nakit akımına göre piyasa değeri 312 milyon TL çıkıyor. Perakende sektör çarpan 293, ama şu var. Bunlar güzel. Şöyle güzel. Bakın şimdi, hem böyle şeyler oldu mu hem perakende sektörünü anlarsınız. Hem şey, ben bunu biraz okudum. Şurada şey var mesela bu Teknosa, yani Teknosa diğerlerini katlamış resmen. Yani bu dördün, Teknosa'dan sonraki dördünü topla, bir Teknosa etmiyor. Ama Teknosa da halka arz oldu, pek parlak olmadı. Yani hele şuna bakın, yani Teknosa tabi babası zengin olduğu için, hani benim de arkamda Sabancı Holding olsa, işte mesela Perakende Grup Başkanı Haluk Dinçer'di galiba. Haluk Dinçer Suzan Sabancı ile evli. Suzan Sabancı da patronun kızı ya.
Ben de patronun damadı olsam ben de açarım. Ama mesela şu önemli olan hani bir sektör hani abi öyle deme çok büyüyecek bu falan. Bunu ileride videonun ileri kısımlarında şimdi bugün 2011 ve 2012'yi falan çekeceğim galiba. 2011 biraz hızlı geçiyor. 2012 çok hızlı geçiyor. Neyse. Mesela Teknosa mesela Gold yok artık. Bimex de yok. Hani Vatan var. Teknolojik Sönmez grubu bu şey var ya. Sönmez filament, sönmez pamuklu. Mesela Darty. Mesela şu ikisini zaten Bimex aldı. Şu an Bimex de yok. Hani yani biraz hani bu piyasada babana bile güven. Hani bu hayatta babana bile güvenmeyeceğin o. Mesela Bayli şu var. Mesela burada diyor ki büyük ürün satıcıları toplam 2064 adet. Yani şunların hepsinin toplamı 2000 tane miymiş? Herhalde öyleymiş. Şu an bugün Migros'un sanırım sadece 2100 tane falan yeri var. Tabi burada mesela Şok eski Şok. Migros'taki Şok yani bugünün Şoku değil. Mesela A101 yok. Bunlar hep büyük tabi. Diyasası vardı şeyin Carrefour'un şeyin Sabancı grubunun pardon. İşte diğer kanallar Metro Koçtaş. Yani burada güzel şeyler var. Mesela Best Buy İzmir'e geldi, gitti. Hani fiyatlar yüksekti burada çünkü hani bizde fiyatlar yüksek ama bizde satış sonrası var falan gibi bir şeyler oluyordu. Kimse tutmadı onu. Hani bir de Ege bölgesi şeydir zaten hani Türkiye'nin Avustralyası mı derler? Öyle bir şey derler. Yani refahı yüksek, geliri giderine denk falan filan gibi. Geldi gitti. Darty'yi Bimex devraldı. Electroworld'u aldı. Mediasatürn kapandı gitti. Gold battı. Teknosa duruyor. Technogix kapandı. Technogix kapandı. Teknosa duruyor. Gold kapandı. Vatan duruyor. Şimdi başta bu fiyat tespit raporunun başında şunu göstereceğim. Mesela şu tarihte mesela bu son şeylerde görüyorum. İzliyorum falan göz atıyorum. İşte şu tarihte kurulmuş diye üzerinde duruyorlar yani üstüne basa da mesela 1995 yılında kurulmuş. Yani kurulmasının bir önemi yok aslında. Yani 5 yıl önce de kurulabilir, 55 yıl önce de kurulmuş olabilir. Yani 1995'te kurulup hurra hadi çalışıyoruz. Yani 95'te kurulup mesela 97'ye kadar 97'den 2005'e kadar donuk vaziyette yani nasıl derler onu hani rafta duran şirketler de oluyor yani 2010'da raftan geri indiriyorlar falan gibi yani işte kuruluşun ilk yıllarında yazılım ithalatı ve yazılım satış konusunda faaliyet 2000'li yıllarda Bimex büyüme politikasını benimseyen şirket aynı zamanda marka imajını 2015 yılında toplam 15 olan 21'e yükseltmiştir. Güzel. Hollanda kökenli Londra merkezli RP Kapital Grubu Bimex'in %10 hissesini almış. Hollanda kökenli Londra merkezi. Yani Hollandalıların kurduğu Hollandalıların Londra'da kuyruğu. Biliyor bu 20-25'e. Ama tabii halka arz edenlerde bu yok. Bu şirket. Şimdi şey var. Bir ihratçı var. Bir de halka arz edenler var. İhratçı Bimex burada. Halka arz edenler de SPV. SPV miydi? Öyle bir dış ticaret var. SPV. Yani şu 46 milyon şu an 60 olacak. Mevcut 10 artı en büyük pay ile Murat Akkiray. Bu Vedat Akkiray'ın abisi veya kardeşi dönemin SPK başkanı. Tahvil başarıyla tahvil ihracı getirmiştir. İşlem gören ilk ve tek perakende tüketici elektronik şirketi Bimex olacaktır. Tabii o zamanlar Teknosa yok. Teknosa e-satış diyen derinler de yoktu. İşte diyor ki mesela burada franchise dedik ama franchise'ı burada anlatmış falan. İşte franchise normal franchise'dır zaten. Hani reklamını tanıtımını merkez yapar falan filan. Ama bu perakende de nasıl oluyor? Perakende sonuçta koliyi açarsın, paketini de koyarsın ya yani paketlemezsin bile yani. Ya da kutuda alırsın, kutuları açar yine koyarsın. Yani bir paketleme CRM, MRM bir şeyler, bilgisayar programlarından oluşan hatlar kalemi 2000 itibariyle 14 milyon.
BIMEX 2015 yılına kadar yazılım geliştirme için 15 milyon tutarında daha yatırım yapmayı... Oo, bak yatırım yapacaklar. Yatırım yapacak abi. Ha, burada hissedar yapısı varmış. Mesela Vedat Akkiray yok burada. Akkiray ailesi kurmuş duruyor ama Muhittin, Erkan Demir, bu Haluk Surbey'i, Haluk Bey'i ileride çok çok okuyacağız, göreceğiz. %1 ama %1 olarak kalmayacak. SPV, yani SPV'nin açılımı ne acaba? Anonim şirketi. Tamam. İmtiyazlı pay var. Bu nama hamiline yazılı. A grubu paylar. Mesela bu 100 oy şu an yok. Bunu yeni SPK veya Türk Ticaret Kanunu sınırladı. 15. Yani 100 oy yok artık. 15 oy. Bir de 15 oy şeyi kullanamadığın, imtiyazı kullanamadığın kararlar var. Biri esas sözleşme değişikliği. İkincisi galiba denetçi istemeydi. Bilmiyorum. İkinciyi kullanım alanı yok diye hiç sallamamıştım. Ama şey önemli ya, esas sözleşme mesela sermaye arttırımı esas sözleşme değişikliği olduğu için o maddelerde kullanılamaz. Şimdi videonun altına bana sormayın nasıl kullanılamaz falan diye. Kullanılamaz işte. Yani bir sermaye arttırımı olan bir genel kurula gidin kullanamazsınız diye. Bakalım ne diyecekler. YBBO. Şimdi bu kısaltmalar raporun başında veya sonunda vardır. Büyük ihtimalle başında vardır. Vallahi bakmayacağım. Mağaza sayısı olarak %7. Aslında sayının pek bir, yani sayının önemi hem var hem yok. Mesela vatan sayısı sayı olarak düşük. Mesela Teknosa sayı olarak acayip büyük yani. %6.1'den %6.3'e. Mesela şey var ya, işte payı %6 olan bir şirket %10'a çıkarması, pazar payı %60 olan bir şirketin %70 olmasından çok daha kolaydır gibi bir algı var. O algı yok. Yani büyük ihtimalle küçükler küçük kalmaya devam ediyor. Hani vatan çok büyümedi yani. Büyüdüyse mesela bundan bu küçük. Yani şuradaki adamların eksilmesi şu adama yarar. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani o bir yanılsama. Hani o acemi işi bir şey yani. Halbuki %5 pazar payı demek küçük bir şey demek. Yani küçük bir şirket içinde her şey daha zordur diğerlerine oranla. Ama hayatta kalır mı? Kalır tabii. Yani mesela Amerika'da, dünyanın başka yerlerinde 50 yıl boyunca ikinci marka kalmış şeyler var. Mesela bizde de ikinci marka. Mesela Hayat Kimya, Hayat Holding'in markaları ikinci markadır çoğunlukla ama kaç senedir duruyor yani ortalıkta. Pek bir sorun olmuyor yani. Batıp gitmiyorlar. Ama belki birinciliğe oynamaya kalksa çok açılanlar dağılamıyor. Çok açılanlar toparlayamıyor. Teorisinden toparlayamamıştır. Tutar bazında nasıl oluyor bilmiyorum. O daha az verimli olsa da verimliliğini arttı. Hep öyle olur zaten. Şimdi ileride göreceğiz. Bunlara boğulmayın diye geçiyorum. Şimdi şey var mesela. Bir perakende şirketinde bir ne beklenir? Şimdi madde bir. Dönen varlıkların %70, şimdi %75 diyeceğim. %70 falan çıkacak. Yarın öbür gün bir şey inceleyeceğim. Ha iyiymiş. Yani yarısın bak. Yarısından fazlasının dönen varlık. Dönen varlık ne? Raftaki mal. Dönen varlıkların büyük çoğunluğunda stok olması beklenir. Çünkü stok ne? Pardon, dönen varlık ne? Bir yıl içinde para veya bir yıl içinde paraya dönecek şeyler. Yani likit varlıklar denilebilir. Ama tabii şimdi likit varlıklar ona denmez diye de bilir böyle. Neyse, burada perakende şirketlerini tartışıyoruz. Şimdi ne dedik? Dönen varlıklar büyük kısmını oluşturacak. Duran varlık pek olmayacak. Ama tabii buna mesela kilerde duran varlık çoktu. Çünkü kilerin kendi arazileriydi falan filan. O kısım değil yani. Yine dönüp dolaşıp her
aslında şirketleri karşılaştırma diye bir şey yok. Her şirkete ayrı ayrı bakacaksın. İşine geliyorsa alacaksın, işine gelmiyorsa almayacaksın. Şimdi ne dedim? Dönem varlıkların çoğu da stoklar olacak. Bu sol tarafı bilanço. Sağ tarafında ne olacak? Bir uzun varlığı, uzun vadeli yükümlülük olmayacak. Çalışanlara sağlanan faydalar olacak. Ondan sonra kısa vadeli yükümlülüklerde de ticari borç olacak. Yani finansal borç olmayacak. Bu ideal. Ticari borç ne? İşte raflardaki malın borcu yani. İşte malı satıp mesela 365 gün vadeyle alıp işte 120 gün 120. gün satıp onun parasını işte 360. gün arada 240 gün var ya onun şeyinde vadesinden kazanacaksın. İşte o paralara bir şeyler yapacaksın falan filan falan filan. Şimdi burada tabii bu yıllık 2010 yıllık bilançoyla şey yapacak mesela halka açılacak şirketlerde ben bir bakıyorum bir varlıklar bir çılgın atıyor. Bakalım bu varlıklar nereden nereye gitmiş. Toplam varlıklar 124 milyon, 150 milyon, 190 milyon. Bu normal artmış ya bu pek çılgın arttı diyemem ben buna yani. Mesela maddi olmayan duran varlıklar yazılım falan ama yani bu kadar yazılım. Pardon hak marka değil galiba hak İşte kullanım hakları. Marka benim bildiğim bilançoya konulamıyor. Çünkü bilançoya konulursa öz sermayenin altında olması lazım. Kişisel itibar, marka bilmem ne sermaye konulamaz. Türk Ticaret Kanunu kabul etmiyor yani. Ama mesela bir marka sermaye konulacak olsa hani öz sermayesi şöhret bilmem ne şey olarak konulamaz sermaye. Mesela ticari borçlar artmış. Bu güzel bir şey yani. Çünkü bu raftaki maldır ticari borç. Ha bir de şey olacak tabii. Ticari alacak biraz az olacak. Çünkü zaten sen perakende şirketisin yani. Ticari bir vadeli mal satmazsın mantıken. İşte ödenmiş sermaye 21 milyon. Ama nasıl oluyorsa Allah Allah bu 40 milyon. O zaman 46 milyon nasıl oluyor? 3 bir dakika. Şuna bakalım. Bu 31 Mart tarihli sermaye arttırımı yapmış olmaları lazım. Bakın ödenmiş sermaye yıl sonunda 21 milyonken 46 milyon. Bu da şey olması lazım. Öz kaynaklar çok artmadığına göre bedelsiz. Yani değer artış fonunu sermaye eklemesi lazım. Bakalım. 10 nolu dipnota bakalım. Tık tık tık. Tırık tırık tırık. Tırının tırının tırının. Bak şimdi. Öz kaynaklar bu da mı 10? Pardon 9. 10. Şirketin sermaye tutarında artışa gidilmiştir. Şirketin sermayesi öz kaynak için değer artış fon tutarlarının. Ya bu değer artış fonu yani bu artış bir şey değil yani. İleride şeyden gelen halka arzdan gelen parayla bedelsiz verecekler. Geçmiş yıl karları oluşmamış. Yani geçmiş yıl zararları oluşan bir şirket. Komutan gidiyor. Burada bir Amerikan üssü var. Radar denilen. Dağın içine oyulmuş falan diyorlardı. Oraya çok gidip geliyor bu aralar helikopter. Bu ne? Bu sermaye kullanılacak izahnam. Şimdi ben eski bu aralar 2015'i bitirdim. 2016'ya geçtim. Eski SPK bültenlerine tekrar bakıyorum. Yani ben o dönem bakıyordum zaten. Tekrar bakıyorum. İzahnamenin aykırı mesela kullanılacak fon ne diyorlar ona ya? Sermaye arttırımında kullanılacak fon elde edilecek fon kullanım raporu. Hani o raporun tersinde kullanmak cezası 200 bin TL. Yani diyeceklerim bu kadar yani. Neyse fiyat tespit raporuyla böyle bir şey bulmuş. Mesela indirgenmiş nakit akımı ben hiç bakmıyorum artık. Vay be. Anılar. Güzel. Eski güzel günler. Good old days. Old days but gold days. Neyse. Kimin 2010'da şeyin
Maliye Bakanı kimdi acaba? Of, piyasa değeri. Ha, bu da yurt dışı, uluslararası benzer şirket var. Oo, yani. Best Buy Co. Inc. PLC. Nvidia bu duruyor mudur acaba? Maşallah Rusya. Rusya'dan da bir şirket bulmuşlar. Neyse, yapılmış yani, olmuş artık. Sermaye arttırımı, sen işte şey, 14 milyon sermaye arttırımı, ortak satışı milyon, ortak satışı şey işte SPV, toplam satış, ek satış 1 milyon. Gerçi şimdi %25'ten 16 4,5 mu ediyor? 4,250 mi ediyor? O 4,201 değil, 400 250 falan satarlar şimdi olsa. İşte halka açıklık oranı %32 olacak ki oluyor zaten. Halka arz aralığı 4,10 4,50, %31 halka açık olacak ve tamamlanıyor. Şey, şurada mesela, burada şey, içsel bilgiye ulaşabilecek adamları aldı mı yazıyor işte. Mesela bu adam Reşat Bey 50 lira bağlamış, Zeynep Hanım 50 lira bağlamış. Şey gibi, bu da hani bazı düğünlerde olur ya, gelinin teyzesinden şu falan. Muhammed Arif Bey işte düz hesap 5-10 bin TL para bağlamış. Tabii bu 2010'da kaçtı ya? 2008'de 400 liraydı. 2400 liraydı net asgari ücret. Hani 500 de aslında iyi para yani. Güzel para kanka. Şimdi bu da halka arz sonuçları başarıyla tamam. Toplam 132 yurt içi, pardon, 12.622 yurt içi bireysel yatırımcıdan bu. Hani burada bir tane İsmail var, tamam mı? Ben hem info yatırımdan hem bizim menkul değerlerden gönderseydim gene beni bir sayacaktı. Bu borsada satış gibi değil. Burada 12.622 tekil ziyaretçi var. Hani internet sitesi falan olan varsa, hani bir ziyaretçi var, bir de tekil ziyaretçi var. Onun gibi 10 katı talep gelmiş. O zaman 2010'da böyleymiş yani. 132 yurt içi kurumsal yatırımcı, 70 şirket çalışanı, güzel ya, 70 şirket çalışanı. Onlar da beşer lot mu aldı acaba? 20 yurt dışı kurumsal yatırımcı. Mesela bu da, bugün hiçbir yurt dışı kurumsal yatırımcı yok yani. Burada tahsisatları göstermiş. Ek satışı da halka arzda kullanmışlar. Zaten bayağı bir ek satış kullanacaklar sonra tahtadan. Bu ne? Buna baktık. Şimdi tarih ne oldu? 11 Nisan, pardon, 7-8 Nisan 2011'de halka arz talep topladı. Halka arz başarıya ulaştı. Şimdi nereye geleceğiz? İşte bilançosuna da baktık. Bakalım. Dur, yıl sonu bilançosuna, 2010 yıl sonu, pardon, 3. çeyrek. 1. çeyrek. 2011 1. çeyreğe göndermiş. Maddi olmayan duran varlıklar gene, yani varlıklar 205, maddi olmayan. Ya bu arada bu hani yazılım mazılım diyor ama raftaki yazılım değil. Raftaki mallar şu. Yani raftaki malı oranla bu biraz fazla yani. 7 nolu dipnot neymiş? BD bağımsız denetim ve şeye değerleme testi. Bu ne ya? SPK ruhsatlı değerleme uzmanı A artı 1. Geliştirme giderleri. Oo, maşallah. Ne gidermiş yani. Net asgari ücret 500 lira bile değil. Neyse. Hani şu an konuşmak kolay. Uzun vadeli yükümlülük var mı? Banka kredisi var ama bunlar küçük paralar. Niye? Ya belki bu 390 gün vadeli. Hani illa bir 5 yıllık kredi değil bu yani. Belki de. 6'ya bakmak lazım. 2011 yılını böyle bitirelim. Bakın. 2000, hatta 2000, mesela 2011. Şimdi şöyle bir şey var burada. Bak, hisse değer artış fonu nu ödenmiş sermaye ekledik, 46 yaptık. Sonra 14, 46'dan 14 topladık, 60 yaptık yatırımcıdan. Üstünü de, yani primini de buraya yazdık. O yüzden burada yok, burada var. Hisse senedi ihraç primleri. Daha sonra hisse senedi ihraç primlerini de buraya ekleyecekler. Şöyle, yalnız şurada güzel bir şey var. Yani şirket geçmiş yıl karı biriktirememiş. Şeyde bile, bu TFRS
UFRS'ye uygun olarak biriktirilen, yani oluşturulan, bilanço birikimli olduğu için böyle oluşturulan geçmiş yıl zararları var. Yani geçmiş yıl karları yok. Ama öz sermaye artıda tabii ki. Anne 91 milyon bayağı güzel mesela. Öz kaynakları bu kadar artmış. Bunun 47'si zaten halka arzdan geliyor. 14'ü de buradan geliyor. Şimdi öz kaynak değişim tablosundan görülür bak. Nerede bu öz kaynak değişim tablosu? Burada. Sermaye artışı. Nakit sermaye artışı. Bu da satışın hisse senedi ihraç primleri, bu kadar. Ha tabii bir de sabit ya da mesela %8, 8,5, 9, 9,5, 8, 9, 10 gibi giden, yani istikrarlı bir şekilde giden brüt kar marjı beklenir. Bir perakende sabit de olabilir perakende. BİM'de benim hatırladığım galiba şeydi. %8. Migros'ta %18-19 olabilir. Tam hatırlayamadım. Yani aslında bir perakende şirketi brüt kar marjı kadar vardır. Burada kaç bilmiyorum, hesaplamadım. Ama şu var şimdi. Şimdi 2011 yılını bitirdik böyle, tamam mı? Bak şimdi 2011'e bakayım. 2011 bu izahname. Bunlara baktık. Açılacak. Bak şimdi. Mesela 22 Nisan'da gönderilmiş. Neymiş bu? İzmit franchise şube açılışı. Bak, şube açılışları yağmur gibi gelecek. Birazdan. Parmaktan sonra. Ne kadar çok bilgi formu göndermişler ya. Gerçi bir tanesini yanlış göndermişler galiba. Önder Yüksel Kayhan Uzar. Teknoport mağaza yöneticisi. İlk çeyrek galiba bunlar. Tabii BİMEX bilgi işlem için şey var. Şirket geri almaya başlıyor. Şimdi bakın. Gelen sorular üzerine aşağıda verilen açıklama yapmaya ihtiyacı duymuştum. Bilhassa son bir haftada %10 oranında değer kaybetmiştir. Yani bunu aslında aynı dönemde %3 oranında gerilemiş hisseler menfaatleri açısından, yine satış hasılatının %45 oranında cari günü itibariyle, yani ilk çeyrek bitmiş mi? Bitmiş ya. Yani. İkinci ilk yarı bitmek üzere. Satış hasılatını 64'ten 91'e. Yani real, yani alanımı büyütmeden satışımı arttırdım diyor. Yani alanımı %42 arttırırken, pardon, satışlarımı %21 arttırırken satışlarımı %42 arttırdım diyor. Zaten bu yıllar şey yılları, böyle mesela bir mağaza açılacak, millet geceden sıra oluyor böyle falan. Ateş yakıyorlar, sabaha bekliyorlar falan. Erzincan ile birlikte bakın, çok güzel, çok güzel. Ama şu var şimdi. Mesela şöyle pay alım satım bildirimi var. Bunlar nedir? İşte halka arz eden olan SPV Bilişim Dış Ticaret, ne zaman? 14 Mayıs. Bu şirket ne zaman işlem görmeye başladı? 7-8 Nisan. İşlem görmeye başlaması 13 Nisan 2000, yani sadece bir ay sonra 3.70'den alıyor tahtadan. Peki kaçtan sattı yatırımcıya? 4.50'den. Yani bu 2013, pardon, mesela bu 2012, mesela bu da 20 Mayıs 3.82'den almış, 14 Mayıs'ta 3.60. tabi tahtayı bu yukarı sürmüş denilebilir. Şu an ödenmiş sermaye ne? 60 milyon. Yani çok yakında bu değişecek. Mesela şu şube açılışlarına bakın. Fethiye, Düzce, Çorum, Adapazarı, Van. Faaliyet gösterdiği şehir Sakarya ile birlikte 28'e ulaşmıştır.
Bursa şube. Bursa'da kaçıncı olmuş bu? Bursa şehirdeki üçüncü. Nereye açılmış? Bursa Teknoport falan filan. Gerisi aynı yani. O yüzden falan filan diyorum. Yine bir bilanço göndermiş. Bafra şube, Erzurum şube. Bilançolara yıllık bakacağız. Şimdi pay alım satım bildirimi BİMEX. Hemen bakıyoruz. Satım. 2.52'den de satmış. Ne bu? Pardon, şirket genel müdürü Muhammed satmış bulunmaktayım. Devredilen söz konusu dolaşıma kapalı paylardan. B grubu. Tabii yani borsada işlem gören. İşlem fiyatı 2.52. Yani ışık hızıyla düşüyor. Tabii buna nasıl, niye böyle bakıyoruz? Şey yani. Mesela bu derecelendirme yazısı. Çünkü tahtası kapalı olduğu için hiçbir yerde fiyatını göremez. Mesela bende Matrix yok. Belki Matrix ekranından görünüyordur. Pek geri alım bu aynıymış. 2011 yılını bitirdik. Şeyde 2012'ye geçelim. Getire basalım. Şirket geri alıma başlıyor diye not almışım. 29.02. Bu arada şirket halka arz olalı bir yıl olmadı tabi. Mesela başlıyor. Şuradan bakalım. SPV Bilişim yine bir bildirim göndermiş. Alıyor 2.10'dan. Ama bu şirket 8 ay önce 4.5'tan halka arz olmuştu. O kısımlar önemli değil herhalde. Tabi bu, bütün bunlar olurken sermayemiz 60 milyon. Yani piyasa değeri 120 milyon kabaca. Evet, şirket fiyatı 5 Ocak 2012'de 2.18'den 2.52'ye gelmiş. Yani %1, %20 kadar marj sağlamış. Buradan onu anlıyoruz. Tabii bir sene, pardon. Bu bayağı kötü ya. Halka arzdan 5 ay sonra fiyatın neredeyse yarısında. Ama oluyor böyle şeyler ticarette yani. Pahalı almak bu işin fıtratında var. Mesela Adana şube açılış. Yine önceden böyle bir de mesela aslında gelir tablosu dediğin, bak, gelir tablosu, nakit akım tablosu, öz sermaye değişimi, finansal tablo, dipnot açıklamaları, bunun da vardı zaten. Bunun üçünü birleştirdiler. Hani böyle dört tane geliyordu ama bunda zaten hepsi var. Neden böyle geliyordu bilmiyordum. Bilmiyorum. Şimdi değiştirdiler zaten. Bir de mesela bak, önceki videolarda demiştim ya, pat diye gelirdi. Bakın 16. Gerçi bu tabii 14 Şubat 2012, şimdi belki hafta sonudur diyeceğim de. Gün içinde pat diye geliyordu mesela. Bunu nasıl yapacağız şimdi? Şöyle. 14 Şubat. Sevgililer günü hediyesi mi yapmış? Mesela Salı günü pat diye gelmiş işte gün içinde. O eskiden böyleydi yani. Uşak şube, şirket paylarının satın alınması, şirket kendi geri alıma başladı şirket 2 Mart itibariyle. Yani sadece SPV almıyor. Mesela fiyat 3 liraya çıkmış. Buradan başlayan fiyat 2 ayda 3 liraya çıkmış. %2 ayda %50. Gayet iyi. Bu ara şirket geri alıyor tabi. 3. Tabi bu geri alım öz sermayeden indirim kalemi de 400 bin liralık almış zaten. Şirket paylarının satın alınması, genel kurula yapılacak kar payı teklifi. Bir de eskiden böyle garip garip şablonlar vardı. Zaten o eski geçmiş yıl zararlarını kâra çevirmeden, yani mahsup ede ede sıfırdan eksiden artıya geçirmeden kâr dağıtımı yapamaz. Ama zaten kâr dağıtımı yapmasın kardeşim, yani yatırım yapsın. Daha çok şube açsın mesela.
şirket paylarının satın alınması. Gerçi şimdi insan mesela 3 liradan geri düşmüş denilebilir, 2.80'i alıyor. Yani şirket bayağı hızlı geri alıyor. %4'ünü kadar geri almış yani. Sivas'ta bir şube açmış. Bu yakada açmış. Payalım satım bu SPV'dir. Pardon, bu RP Explorer'ın ne yapmış? Devam edelim. Aslında bu kısmı akşam yaptım. 2012 yılını bitirmiştik ama devam etme, yani kaydı durduktan sonra devam etme tuşuna basmamışım. O oradan gitti. Şimdi payların satın alınması devam etmiş. Mesela bakın 1 Ocak, bu 2 Nisan. 2 Nisan'da demek ki 2.87 fiyat. Daha doğrusu bu borsadan değil. Muhammed Alüksur SPV Bilişim ve Dış Ticaret'e satmış. 2.87 fiyattan. Pazarlar hakkında bilgim yok. Şey pazarı da olabilir. B grubu. Hani özel emir pazarı, kesin işlem pazarı falan filan oluyor ya. O konularda. Şimdi bu 2012 yılında bir sürpriz var. Neydi? 7-8 Nisan 2011'de halka açıldı şirket. Geri alınmasının sona ermesi diyor. 6 Nisan'da. Şirketin %6'sını geri almışlar. 4 milyon 100 bin not. Hemen bölelim. 12'de 3. Yani 3 liradan biraz aşağı ortalamayla almışlar. Kaçtan açılmıştı? 4.10, 4.50'de. Bir yıl önce. Yarıya kadar düşmüştü ama tekrar 3'e gelmiş. Yani 2 liralardan 3'e gelmiş gene. Şöyle bir şey gördüm. Direkt bu Fatsa şube, Ordu Fatsa, Çankırı bedelli sermaye arttırımı müracaatımız. Yani halka açılmış. Halka açılmadan tam 1 yıl. Hemen 1 yıl. Tam 1 yıl değil. İşte, pardon. 13. ay. 13. ayda bir bedelli başvurusu. Yalnız şu vardı. Hani şuna şaşırdım. 30 milyon nakit, 30 milyon bedelsiz olmak üzere 60 milyon. Yani bedelsiz verecek bir para yok. Tu şeyde yani. Baktık ya geçmiş yıl. Tabii bir de perakende şirketinde satış gelirleri de önemli. Hani satışlar artmış bakın. 2012 pardon. Hem de bayağı mı artmış? Yok. 2011 yılında şey kaçtı acaba? Ama %25 değildir. Burada bir 4'te 1'den fazla, hatta %40 kadar bir satış artışı var. Demek ki hani diyorlar ya, enflasyonun üstünde arttırması lazım satışlarını falan. Ne alakaysa. Neyse, ödenmiş sermaye burada 60 milyon. Dedim ki hani hangi bedelsiz sen? Nereden? Burada bir kalemde 30 milyon yok ki. Sonra aklıma geldi şu. Hisse senedi ihraç primleri. Yani geçen sene halka arzdan gelen para bu. Üstünde 1 lira yazan kağıdı 4.5 liradan satmanın farkı buraya yazılıyor. 1 lira yazan kağıtların 1 lirası da buraya yazılıyor. Şimdi basitçe bu, tamam mı? Mesela uzun vadeli finansal borç yokmuş şu an. Şunun 30 milyonunu arttırıyorlar. Yani bu da mesela 2012 tarihli bilanço. Bakın bunun 30 milyonu şuraya gitmiş. Şuraya da bir 30 milyon bedelli yapılmış ve bir ay sürmüş sadece. Hani Nisan'da nerede bu? Nisan'da başvuru yapılmış. Bir ay sonra onay gelmiş. İşte tabii dedim ya, akşam ben buraya çektim aslında. Ama oralar uçmuş. Şimdi bir güzel karada bu var. Şimdi devam eden rüçhan kullanım hakkı. Mesela ben geldiğimde Ceylan vardı ama Ceylan Dagi oldu galiba. Ya da Dagi olmadan gitti. Dagi başka bir şey de olabilir. Bakmadım da. Mesela İstanbul Döşeme AŞ, İDAŞ, Bimex, Ceylan. Bunların üçü de yok şu an. Hani bence bir garip yani. İDAŞ vardı ama İDAŞ
galiba zaten gözaltı pazarındaydı 2011'de. Mesela sürekli şube açılıyor Antalyalılara. Antalya, Alanya. Rüçhan hakkı satışının kap duyurusu. Herhalde herkes kullanmıştır. Alan en eski alan geçen sene aldı çünkü hani. Aa unutmuşum ben onu falan. Oo Rüçhan kuponları 23-24. 23-21 aralığından satılmış ya. Allah Allah. Yani şirket kendi rüçhanlarını satmış. Şube açılışı herhalde burada tamamlandı. Yeni sermayemiz 120 milyon. 2 sene önce kaçtı? 47 milyondu. Halka açılış bedelli derken Aksaray şube tamamlanması diyor. Konyaeli şube. Bunlar aynı anda atılmış zaten. Herhalde yanlışlık oldu. Bu ne? Borsada işlem göre. Yani Bimex direkt ilk iş. SPV bileşim direkt ilk iş işlem gören tipe dönüştürmüş. Ostim Vestel. Yani şurada 120 pardon. Sermaye 30-60 milyonken 3'tü 180. 180-120'ye. Gerçi bedelli de piyasa değeri yükseliyor. Yani burada bayağı bir burada nereden baksan 2 ile çarpsa 3 ile çarp 6 10 16 20 nereden baksan 60 milyon TL var burada yani. Tabi satarken düşecektir fiyat. Yani güzel. Ya burada bu hani buna iyi ki bakmışım diyeceğim taraf şu. Hisse senedi ihraç primlerinden bedelsiz yapmaları yani. Hani şirket resmen kendini borsada bulmuş yani. Pardon. Şirketin %80'i borsada kazanılmış. Borsaya geldikten sonra. Yani bu aslında şube açılışları falan önemli değil yani. Hani önemli olan bu hisse senedi ihraç primleri. Hani halka arzdan önceki varlıklara bakın. Yani şimdi diyorum ya aslında yanlış diyorum. İşte hem ben temelciyim. Ben temellerinize bakarım deyip şeylere girenler bir şey bilmiyor. Bu son halka arzlara girenler değil. Hani girersin hani yazarsın oraya yazarsın İsmail HR.HR yazayım 1000 not yazayım zaten gelmeyecek olabilir. Ama böyle şey yapanlar var ya işte gözü bakayım kaçıncı tavan oldu işte şu oldu işte gideyim bir şeyden daha yatırım hesabı açayım işte adam zaten 3 tane banka kullanıyordur belki bir de yanına yatırım hesabı açacak falan. Yani onlar aslında yanlış söylüyorum ben. Bir şey bilmiyor değiller. Tabii ki biliyorlar ama kendilerini bilmiyorlar. Bu da onun yani bu sayının başındaki bir gibi. Yani 1 milyonun 1 milyonda 6 tane sıfır var. Başında bir var. İşte kendini bilmek bir bu tür işlerde. Hani kendini bilmiyor adam. Tekirdağ Şarköy. Bir de Tekirdağ Şarköy herhalde inşallah merkez şubedir ya da 200-250 bin nüfuslu bir ilçedir yani. Yoksa Tekirdağ durup Şarköy. Aslında bu kadar şube açacaklarına belki online'ı ama tabi bunları söylemek şu an kolay. Satın alma fırsatı. Ha bir de satın almalar yapacak bu şirket. Hani videonun başında gösterdim. Darty'yi alıyor. Bir de Elektroword'ü alıyor. Bizim menkul değerler AŞ ile. Yani halka arz eden de menkul değerler. Bizim menkul değerler. Hani bugün de şey oluyor ya. Şeyi gördüm bravo falan. Hani her menkul değerler şirketinin hızlı gittiği sonra da yavaşladığı bir dönem oluyor. Hepsinin hemen. Özellikle banka dışı. Çünkü banka ya da dahilin hızlanmaya gerek yok. Arkasında banka var zaten. Ne kadar hızlanabilir ki? Ya da ne kadar yavaşlayabilir. Bu ne? Ve borsamızda işlem görmesi talep edilen 50... Ya bir de bu şirketin bir de bonoları falan var. Hemen hemen. Mesela birinci. Bir de bu dönem
ÖST'lerin altın dönemiydi. Hani hiç mesela kupon faiz oranı, yılda 4 tane kupon var zaten. Hemen hemen hiç para ödemiyor bu. Ama şey zaten nitelikli yatırımcıya, mesela Deniz Yağları'nın nitelikli yatırımcı 50 milyon TL. Yani kaç yaptı? 60 milyon bedelli pardon 30 milyon bedelli yaptı. 50 bono sattı ki bedava para gibi bir şey bono yani. O zaman öyleydi. Edirne ve Çanakkale mağaza açılışları yani bedelli işe yarıyor. Ordu mağaza, Derince mağaza, şu neymiş? 2012 yılı böyle bitti. Ama tabii çok saçma yani. Hani şirket resmen faaliyetlerden para kazanacağına yatırımcısından para kazanıyor. Yani hani ben dergileri okuduğum şey var. Yani öyle bir şirket olacak ki şirketi bırakıp tahtayla ilgilenmesinler. Ondan sonra diyorlar işte o büyük resmi gördüm, bravo. Kardeşim biz bunları gördük yani. Ben, burada ben vardım. Ama tabii böyle böyle sermaye artırımı nereden geliyor onu bilmiyordum herhalde. Yani bunu yeni gördüm mesela. 7-8 sene sonra gördüm. Hani buradan 30 milyon almış. Bugün yapılabilir mi bilmiyorum. Ha, 2013'ten sonra bayağı düzenleme yapıldı. Bugün Bimex gibi bir şeyi tak tak satamazsın. Aslında şey böyle hani sata sata bitirmişler şirketi ama bir tahtacıyla falan anlaşsalardı daha güzel şeyler olurmuş. Ama tabii hani araba devrilince akıl veren çok olur gibi bir şeyler oluyor mesela. 2012 yılında zaten bu yıl sonu. 2012 yılında 18 mağaza açmış. 70 mağazaya ulaşmış. Yani Bimex büyüyor. Ordu'da 2'ye olmuş galiba. 2012 yılı böyle bitti. Bedelliyle. Bedelsiz bedelli. Satın alma. Evet, 2013 yılına geçelim. Ben bunu şimdi 2012'nin sonunda bitirdiğimden ileri, ertesi gün çekiyorum. O yüzden unutmalar, tekrar ettiğim yerler olabilir. Şimdi aslında bunu da sıkıldım. Neyse ama başladık, artık bitirelim. 2013 yılı güzel bir yıl. Kayaşehir mağazası açılışıyla bak. Kütahya Tavşanlı, yani Kütahya da değil. Kütahya Tavşanlı'da bir mağaza var. Yani Kütahya Tavşanlı'da mağaza açacağını aslında sadece oraya yani kargoyla falan çalışsam bile yani neyse bilemedim yani. Şimdi şöyle bir şey var. Bunu ben çıkardım daha önceden. 6 Şubat şu. Pardon şu. Burada diyor ki 1.27 fiyat ile B grubu 1.4 milyon lot sattık ama borsada değil, borsa dışı. Sermayemiz %1'e düştü. Yani şirketin %1.17'sini satmışlar. Dışı yani alıcının ismi açıklanmak yani ismini açıklamak istemeyen bir alıcı herhalde. Hani diyor ki burada da bir yıl içinde satmayacağız, merak etmeyin. Hani taahhüt. Şimdi taahhüt verdi, tamam, taahhütnameyi ihlal suçu ağır bir suç ama bunu kim hani kim peşine düşecek bunun? Yani mahkeme ne yapıyor? Pek mesela bu adam da almış mesela finans grubu direktörü olduğum B grubu 300 adet 1.20 ama şu var. Kim bunu gönderen? Ahmet Kalsıoğlu. Bakın. Görüyor musunuz? Insider hani yönetici almış, demek ki işleri iyi. Tabi bu arada şuradan ilk çeyrek bilançosu daha gelmedi. Halk arz fiyat şu an 120 milyon TL sermayemiz var. 120 çarpı 1.27. Ancak şu da var. Pardon, bu borsadan almamış zaten. Dolaşıma kapalı. Bimex'ten almış. Allah Allah. Borsadan alsaymış bari. Bir de ne güzel iş Türk, yani çalıştığın şirketin binde 2,5'u sende. Yani güzel. Güzel iş kanka. Neyse, şimdi görevden ayrılma var. Hasan Selçuk Turan ayrılmış. Bilgi Teknolojileri Direktörü.
Hani buna ne dedik? Ne güzel. Bak, üst düzey yönetici pay almış. Demek ki işler iyi dedik. Ha, bilanço gelmiş. Bunu daha önceki videolarda söyledim. Önceden böyle geliyordu. Halbuki bunun iç, bu üçü bunun içinde var zaten. Pardon, bu dördü bunun içinde var zaten. Şuna bir bakalım. 2012 yıllık mı? Yok, ben ilk 2012 yıllıkta ne var? Bakalım. Bakalım 2012 yıllıkta neler var. Ha, bir de şu var mesela. Bak şimdi. Engin bağımsızlık, denetim ve serbest muhasebecilik. Şu adrese iyi bakın. Gerçi burada şeyli falan değil, logolu falan değil. Bak, member firm of Grant Thornton International. Artık bu Thornton diye mi, Thornton diye mi okunuyor bilmiyorum. Şimdi blok, bak, 211C blok kat 2. Tamam, neyse, bunu geçelim. Şimdi yıl sonu bilançosu ne yaptık? Bedelli yaptık. 30 milyon bedelli. Bilançoya bakalım. Bak şimdi. Nakit durumunu arttırmış. Dönem varlıklarını arttırmış. Varlıklarını arttırmış. Duran varlıkları fazla artmamış. Güzel. Finansal borçları azalmış. Daha güzel. Ticari borçlar, raflardaki mallar zaten bunun uzun vadeli kaynak bulmuş. Bak, 50 milyon. Güzel. Geri alınan geçmiş yıl zararları, yani yine geçmiş yıl karlarına dönüşememiş. 400'den 500'e, yani ne diyorlardı ya, enflasyonun üzerinde artmış. Vay be, bravo. Satış dağıtım giderleri o kadar fazla, genel yönetim giderleri sabit. Oo, müthiş. Müthiş işte, dürüst yönetim. Yani bu genel yönetim giderleri müdürün cebine giren para falan değil aslında da. Olur öyle. Yani bu işe matematik öğretmeni, Türkçe öğretmeni girerse bir işe, o iş böyle olur. Karışır yani. Çarşı karışır. Bir de tabii nakit vermeyecek yani hani. Bir de dönem kârı var mı? Altına bakmıyoruz ki. Hisse başı kazanç 2 kuruş. Gerçi 7 kuruştan 2 kuruşa düşmüş ama yatırım yapıyor kardeşim şirket. Allah Allah. Yani faaliyet kârı azalmış. Satış artmış ama faaliyet kârı azalmış. Yatırım yapıyor ondan. Şimdi ortaklık yapısı hakkında diye bir şey göndermiş. Ne bu? Şimdi bir de şu var. Mesela Private Equity'nin RP Explorer Never, bu Neverland diye okudum bu önceki videoda. Neverland şey, Peter Pan'daki ülke. Bugün yaptığı özel durum açık tarihinde merkezi kayıt hissedarlığı sona ermiş. Ha. Yani bu şimdi ne bu? Bunu nereden bulmuşlar yani? Hani bu fonu nereden bulmuşlar? JP Morgan'ın bir uzantısı mı bu yani? RP Explorer nedir? Hani şey var ya, neydi o? Startup Watch, ondan sonra Endeavor falan var ya. Hani onun gibi bir şey mi bu da? Ne o? Humble World mi? Öyle bir şey var. Hani fonlar var böyle 3-5 tane. Her yerden neydi o ya? Keynote'su forum falan yani olsa anlayacağım da bunu nereden bulmuşlar? Bunlar bunu nereden bulmuş? Hani bu da Teknosa değil ki hani büyük bir grubun falan desin. Yani hissenete falan bakarsanız işte yurt dışındaki şirketinden borç alıyor. Sonra onun faizi diye yurt dışına kar kaçırıyor diye yazarlar. Sadece bu hisse için değil, birçok şirket için. Mesela SPV Bilişim almış bunların payını. Yani. Mesela bu ne? ...1.22 yani 2 yıl tabi, Nisan 2011, Mart 2013, 2 yıl önce bu şirket 270 milyon piyasa değerinden halka arz olmuştu. Şu an 120 çarpı 1.22. 1.22 arada bir %50 bedelliği nasıl maliyetleştireceğiz?
0.50 mi? Yani lot başına 50 kuruşta şey maliyeti var. Bedelliye katıldığımızı düşünelim. Katılmazsak zaten firmadaki payımız düşeceği için yüzde mesela yüzde birden yüzde yarıma düşeceği için. Şuna bir daha bakalım neymiş bu. Fiyat toplam 25 bin lot alım gerçekleştirilmiştir. Yani bu herhalde bu borsadan. Aksini belirtmedikleri için 1.26'da. Yani 4.50'den 2 sene önce 4.50'den aldığınız firma 1.50. Bir de arada bedellemesi. Aydın Didim. Antalya Manavgat. Yani aslında yani Kütahya Tavşanlı'ya şube açmak, mağaza açmak. Gerçi Kütahya Tavşanlı franchise olabilir ya. Şimdi bu değişik bir franchise sistemi vardı bunun. Kütahya ilinde gösterdiği mağaza sayısı Tavşanlı Kütahya. Yani bir de Kütahya merkezdedir herhalde yani. Şimdi benim merak ettiğim ilk çeyrek bilançosu. Aydın dediğim ilk çeyrek. İmtiyazlı ortaklar. İşte imtiyazlı pay olduğu için böyle oluyor. Güzel. 9000. 1.30 olmuş fiyat. 9000 lotta almışlar. 2013'ü güzel. Samsun Cenik mağaza. Siirt mağaza. Yani Siirt'ten Siirt'ten gelecek siparişler internetten gelse ne olur? İlla mağaza mı açmak lazım? Pek bir ya ben hatırlıyorum Bimex'e fiyat bakmak için giriyordum ben. Hani pek bir albenisiz mi derler? Bu şey halka arz endeksinden çıkarma bir yıl işte 2 yıl dolunca çıkarıyorlar. 2 yıl boyunca halka arz endeksinde Hayrullah mağaza açılış. Hayrullah ilçesi. Kahramanmaraş. Eski otogar mevkii. Hayrullah mahallesi. Kahramanmaraş'ta 2 mağaza. Vay vay vay. Bu Mudurnu da kapanmadan önce şeyle yarışıyormuş. McDonald's'la yarışıyormuş. Mudurnu piliç kapanmadan önce. Hepsi kapanmadan önce. Nakitler uçmuş. 2012 yıl sonunda olan nakitler uçmuş. Ama nereye uçmuş? Hani bu bilançoda var tabii. Yani uçmuş. Patronun cebine girecek hali yok. Ama tabii aldık artık. Uzun dönemli yatırımcı olduğumuz için. 160 de. Yani bir perakende şirketi için öz sermaye, taksim, varlıklar... Pardon kaynaklar ikisi de eşit gerçi de kaynaklar rasyosu güzel yani %40'a yakın. Turgutlu mağaza. Turgutlu hangi il ya? İnsan neler öğreniyor valla. Pay alım satım bildirimi buna da bakalım. Oo 1.42 olmuş fiyat. Şimdi notlarıma ben bir bakayım. Tabii geçen sene 3 liraydı diyeceğim de arada bedelli var. Keşke grafiği olsaydı. Hani var ya şimdi hani tavan oluyor. Oo işte ne güzel şirket ya. Biz ne güzel şirket seçeriz abi falan oluyor ya. Sanki hani Bimex hiç tavan olmamış gibi. Hani Bimex'in tavan olduğu günleri de göster. Bakın fiyat gidiyor kardeşim. Şirket geri alım yapıyor. Ne güzel işte. Böylece yani 2013'ü yaralanmış oldu. Tabi Bernanke mesela Muş mağaza. Muş'un nüfusu kaç? Habire mağaza açılışı. Bornova İzmir. Şirket satın alma. İşte bu. Electroworld'ü devir alacak. Daha doğrusu Electroworld dış ve iç ve dış ticaretin hisse devri. 14 büyük Electroworld satına şirketimizin mevcut satış alanı 85 bin metrekare. Mağaza dedi 114. Güzel. Rekabet kurulu izni. Hisse satışı duyurusu. Bu Electroworld'ü aldık diye bitiyor. Tamam. Şirketimizde Bimex paylarının toplamı söz konusu 6,5 milyon adet paydan. Bugün hisse 1.95 fiyat seviyesinden İsveç merkezi East Capital Asset Management tarafından yönetilen East Capital Türk
Türkiye Fon özel emirle satış gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. Vay vay vay. Bu işlem sonunda geri almış paylar. Yani geri aldığımız payları kârı ile birlikte öz kaynaklara eklenecektir. Tabii yani bir zahmet. Bak şirket geri aldığı payları kârla satmış. Görüyor musun? Hisse fiyatı da 120 olduğuna göre, yani sermaye 120 olduğuna göre halka arz piyasa değerine yaklaştı. 240-270 halka arz piyasa değeri şu an 200-250 arası. Güzel. Ha gayret. İşte 2 lira oldu. İşte bu. Nasıldı ya? Analizimizi yaptık. Pozisyonumuzu aldık ve kazandık. Aferin. Güzel. Bravo. Birleşelim diyor. Satın alma hakkında. Bir satın alma daha. Darty. Nı 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 nı. İyi güzel. Mavi çıktı. Madde duran varlıkların defter değeri esasına belirlenecek ve varlık ve iş yeri devri anlaşmasıyla kesinleşecektir. Tamam. 2013 yılında bitirdik. 2014'e gelelim. Hadi videoyu da bitirelim artık. Zaten 2017'de fren patlamış gibi olacak. İşin sürprizini de söyledik de yani. Hadi spoiler da vereyim. Bimex batıyor, iflas ediyor sonunda. Bu da işin spoilerı. Bakalım bakalım. Duyurusu. Tatkıda olmuş muydu ya bir ara? Vay be, Tatkıda olalı bayağı olmuş. Tat konserveydi önceki adı. Bu ne ya? Böyle bir çıkarma şeyim var. Tümosan, Bimex, Akçansa payları dahil edilme. Oo pardon ya. Tatkıda global ya, bu global mi? Bu ikisini hep karıştırıyorum ya. Bu Güler mi? Global mi? Globalmiş. Ya işte böyle oynak yani. Biz hani endeksi yendik diyoruz ama hani en güzel videoyu yapıyorsun. Yorum altına yorum gelmiyor. Twitter'dan DM geliyor. Ben de onu anlamıyorum ya. En güzel videoyu yapıyorsun. Adam altına yazmıyor. Niye, kim birinden mi çekiniyor? Ne yapıyor yani? Hani böyle oynak hep böyleydi zaten. Yani ben biliyorum böyle oynak olduğunu da. Hani BIST 100 dışı, BIST 100 güzel, iyi şirketler BIST 100'de. Ben BIST 100 dışına çıkmam. E ne yapacaksın abi? Şimdi Tatkıda almadın düşün. Net Holding hadi kumar oynatıyor falan dersin. Şimdi BIST 100'e girdi diye Bimex alacaksın. Bak 2014'ün başında Bimex girdi. Yani diyorum ya hani fiyat bilgisi var ama hacim bilgisi yok. Keşke grafiği açık olsa. Belki Matrix'te açıktır, bilmiyorum. TradingView'da açık değil. Mesela bir satın alma daha. Bakalım. Şimdi buna bakalım. 200 bin not alış 1.86'dan. Fiyat gene mi düştü? Vallahi not alamadım. Neredeyiz şu an? 2014 yılı başında. Ha, şunu da belirteyim. Ben bu elimdeki dergiden baktım. Nisan 2012'de Bimex'in piyasa değeri 151 milyon TL. Halka açıklığı %32. Migros'un perakende şirketlerine bakayım dedim. Migros'un herhalde sanırım Teknosa yok bu ara. Migros'un 3 milyar 88 milyon TL. BİM'in 10 milyar 380 milyon TL. Halka açıklığı %60. Bimex'in halka arz piyasa değeri 270 milyon TL idi yani. Şu an 120 çarpı 2. Bu kaçtı? 120 çarpı 1.86'dan. Hakkari mağaza açılışı. Oo, maşallah. Tabii bu günler herhalde şey günleri. Açılım günleri. Bu çeyreklik şeylere bakmayacağım. ...1.55 hisse düşmeye devam ediyor. Tabii hisse düşmeye devam ediyor. Şirkette geri almaya... Daha doğrusu bağlı ortaklık. Şirket kendisi almıyor da.
bağlı ortaklığı almaya devam ediyor. Darty mağazalarının devre alınması, devre alma, Electroworld ile birleşme. Önceki videolarda gösterdim galiba. Pardon, Bilici Yatırım, Buy Santra Fall, Denge Yatırım Holding ve Itit Holding. Bildirilen dönemlere ait hareketlerin bilgi suistimali ve vay be. Bunların hiçbiri yok ya. Gerçi Bilici var galiba. İşiremeyeyim şimdi. Yazılı basında şirketimiz hakkında yayınlanan 8 Mayıs basında şirketimiz hakkında çıkarılan haberlerle gereği duyulmuş. Herhangi bir satış görüşmesi gerçekleşmemiştir. Adı geçen ne acaba? Mediamarkt falan mı? 4 yeni şehirlerde olmak üzere toplam 33 adet yeni mağaza açmış olup aslında yeni mağazanın kar etmesi de önemli değil. Nasıl olsa şirketin tahtası var yani. Hani bilmem anlatabiliyor muyum? Hani benim kriterlerimden biri de, tabii olmazsa olmaz kriter değil yani, hiç böyle konuşuyoruz ama tam tersini de yapabiliriz. Hani patronu şirketi bırakıp tahtasıyla ilgilenmesin yani. O kadar büyük olsun ki. Mesela Bimex şimdi, pardon Bimex diyorum, Mavi. Hani Mavi'nin patronu, Mavi'de 100 küsür mağaza vardı galiba. Tam hatırlayamadım şimdi. Hani Mavi ile ilgilenip Mavi.e ile ilgilenmesin genel müdürü. Yani Mavi.e ile sadece yatırımcı ilişkileri bölümü. Mesela acayip de burada şey yani 728 gün vadeli tahvil. Yani 1092 gün herhalde bugün 1092 gün vadeli tahvili Migros falan ihraç edebilir yani. Başka mağaza sayısı bakalım. 140 mağaza, çok güzel. ...2019 yılının sonuna da geldik hemen hemen. 45 milyon nominal değerli. Metrogard'ın Ümraniye açılmış. Borsada işlem gören tipe dönüş Lokman Hekim. Aslında o kadar pandemi falan oldu. Lokman Hekim'in ağzı, yani Lokman Hekim ağzına olan alan olmadı yani. Bimex buradaymış ya. 11 bin. 1092 gün, tamam, ikinci kupon. Yatırımcı ilişkileri bölümü. Ahmet Hayrettin Çelikkaya. Finans Grup Direkt. İleri düzey lisansı. Önceden ileri düzey, temel düzey vardı. Şimdi 1-2-3 var. Kurumsal yönetim derecelendirme lisansı falan filan. Aslında normalde başka zaman ben bunu aratıyorum. Ben bunu böyle isimleri aratıyorum da şimdi ya eskiden aratırdım, şimdi vazgeçtim. Pek bir şey çıkmıyor zaten. Ya başka bir yerde işe başlamışlar çıkıyor tabii yani. 2015'e geçelim. Şirket büyüyor, hızlanacak. 2015'e geçmeden önce bir 2014'e bakalım. Bak şimdi. Kat 2. Buna iyi bakın. Kat 2. Balkan Center 211C kat 2. Bak şimdi. Evet. Nakit durumu güzel. Stoklar güzel. Raflar mal dolu. Ticari alacak yok, güzel. Maddi duran varlıklar normal. Kısa vadeli yükümlülükler artmış ama borç yiğidin kamçısıdır. Uzun vadeli yükümlülükler çok artmış ama ne güzel şirket işte. Uzun vadeli. Ertelenmiş gelirler. Alınmış siparişler, ertelenmiş gelir kalemi güzel. Ve dönem kârı da var. Ama tabii geçmiş yıllar zararını bir türlü mahsup etmeye yetmiyor. Şirket kâra da başlamış yani. Hani kâra da dönmüş. Baksana hasılat. Hasılat neredeyse ikiye katlanacak yani. Gerçi brüt kâr marjı yerleri öpmüş ama olsun yani. Şirket büyüyor. Şeyi güzel. Neydi? Pegrasyosu güzel. Peg mi? Evet, peg.
ROIC, hatta ROIC'e bakalım bak şimdi. 9 milyon öz kaynaklar, yani 148 bölü 9 kaç oluyor? Pardon, 9 bölü 148 %6. Güzel, güzel, güzel. 2015'e geçtik. Şimdi Electroworld'ü ve Darty'yi devralmış, satın almış bir şirket. Şimdi Paytrust anlaşması hakkında diyor. Bu Paytrust anlaşmasını ben anlamadım. Anlamadığım için geçeceğim. 2014 yıllığa baktık zaten. Kâr payı dağıtımı, kâr payı yok tabii. Şirket büyüyor, yatırım yapacak. Daha kârı yeni geçmiş. Yani 2013 ve 2014'ü kârlı bitirmiş şirket. Ne güzel. Fiyat tekrar 2'ye gelmiş. Çok güzel. Yıl 2015. Yani 2000, bu yıl, bu tarihte bakarsan diyorum ya, 45 dereceyle yukarı bakan bir grafik görebilirdiniz. Yani bu Rekabet Kurumu Aral ithalatı bir ara soruşturdu. Rekabet Kurumu yazıyor zaten. Aral Oyun Konsol ve Aksesuar Ticaret AŞ. Vur kafalarına düşsün falan diyor diye mail atmış Aral'daki adam. Diğer şeylerine falan filan. İç yönerge, finansal durum. Bunlar çeyreklik, çeyrekliklere bakmayacağız. Bu bir de arada tabii bu şirket kredi derecelendirme alıyor. 1092 gün. Yeni halk arzı bu. Oo maşallah. Halk arz edilmek için nitelikli yatırımcıyı. Bir bono daha. Şunu merak ettim. Geçici vergi beyannamesi kaç çıkıyor? Kârda mı? Kâr. Evet. Bu kârı var. Çok güzel. Vallahi. Mükemmel. Yani. Tabii geçmiş yıl zararları duruyor. Şirket paylarının geri alımı. Tabii. Şirket paylarının geri alımı var şimdi. Bayağı bir pay alacaklar. %5'ten fazla şirketin geri alacaklar. Bakın fiyat gidiyor. Şirket geri alım açıklamış. Daha ne istiyorsunuz yani? Hatta şu tek tek bakmayalım. Sonunculara mesela her gün bir şeyler almışlar. Burada mesela ne diyor? Gerçi burada şablonu yanlış göndermiş galiba. Burada bir açıklama yok ki. %1'e ulaşmış satın almalar. Fiyat 2 lira. 120 milyon piyasa sermayemiz olduğuna göre 240 milyon piyasa değerinden, yani halk arz piyasa değeriyle aynı olsun. Şirket paylarını bu mesela fiyat 2'de tutunamamış. 2'de tutunamamış. 1.90'a geri dönmüş. Şimdi 2015'i, şimdi 2016'ya gelelim. Bu yılda bir 130 küsür bildirim göndermiş olmaları lazım. Her sene 100 küsür, evet. Ama mesela 2016'da devre kesici, mesela şimdiye kadar devre kesici görmedik. Taban olsa da devre kesici görmedik. Bakalım. Borsada işlem gören tipe fazla bir şey değil BIMEX bilgi. Yurt dışı satın alma fırsatı hakkında. Almanya'da faaliyet gösteren bir perakende şirketinin satın alınmasına yönelik fırsatları değerlendirmek üzere Inhera Capital gizlilik anlaşması imzalamıştı. Pek de gizli kalmamış ama. Tabii bu gizlilik anlaşması benim dalgasını geçtiğim gibi bir şey değil tabii yani. Açsel, asil çelik. Bir ara asil çelik vardı. Asil çelikle çelik alıntı ben hep karıştırıyorum o yüzden. Bakın yurt dışında şirket alacak Almanya'da. Mediamarkt'ı mı alıyor? Gerçi aslında bu inceleme böyle, bu biraz eksik. Bu aslında buna paralel hissenetteki başlığına da bakmak lazım BIMEX'in. Tabii ki kar dağıtmayacak yani. Hani, dağıtıyormuş. Hisse başı 1 lira, yani 120 milyon
şey var desek 2 milyon işte. Yani 1.7'den brüt kar payı 2 milyon. Yani şirketin onda birini almış olsanız halk arz sırasında size 200 bin lira para yatacak yani. Neyse, en azından geçmiş yıl karları mahsup edilip artıya geçmiş yani. Geçmiş yıl karları olarak. 2015 bilançosuna bak. 2015 yıl sonu bilançosuna bir bakalım. Engin Bağımsız 2012-2015-2016, Allah Allah. En fazla 3 yıl ardı ardına. Mesela stoklar acayip artmış. Raflar mal dolu. 520 milyon rafta mal var. Kısa vadeli borçlanmalar, uzun vadeli borçlanmalar sabit duruyor. İşte dönem karı. Yine kârda şirket. Geçen senekiyle aynı ama hani satışlarını arttırmış bakın. Hani enflasyonun üstünde artmış satışları. Faaliyet kârı desem var. Şirket faaliyetlerinden, işletme faaliyetlerinden nakış sağlıyor falan filan. Bir de önceden böyle dosya verirdi ya. Ve dosyayı indirirdim falan. Neyse, şimdi dosya indirmeye gerek kalmıyor MKK'nın. Şimdi sendikasyon işlemi hakkında. Körfez ülkelerinden bankaların katılımıyla 75 milyon Amerikan dolarına kadar 5 yıl vadeli sendikasyon ve sonuçlandırmaya Ahmet Kaysoğlu ve Mustafa Selçuk. Çok güzel. Körfez'den para bulacaklar abi. Vodafone anlaşması. Vodafone anlaşma. Bak, Vodafone'la anlaşmış. Bak. Sanal cep lira yükleme hizmeti. Cep lira yükleme kart satıyor. Hikayesi var abi şirketin. Hani o da var ya, hikayesi olacak şirket. Ulan hikayesiz şirket var mı? Yani halka açık olmak boru mu yani? İlla ki bir hikayesi olacak. Yani bugün işte Eylül ayındayız. Dershaneye 100 kişi gidiyor. 100'ünün de hikayesi var. Yani ben bu sene kazanamam diyen yok. Herkesin bir hikayesi var. Fiili dolaşımdaki pay işte birden Bimex 54 oldu. Bak şimdi bu mağaza açılışları şey oldu. Fark ettiniz mi? Açılış bildirmiyorlar artık herhalde. Tahvil geri ödemesini yapmıştır. Tamam, gerçekleşmiş işte. Yalnız pay alım satım bildirimi nerede ya? Devre kesici. Hisse alım yönünde bir karar. İleride alım yok diyor yani. %1'di bakın. %44'ten şimdi. Burada %44, burada %54. Arada bir hafta var. Bir haftada şirketin %10'unu boşaltmışlar. Olan dışı fiyat ve miktar hareketleri, pay alım satım bildirimi. Oo, satım. Fiyatı da şu. Burada 6 ayda gerçi hani 3 ay önceki işlemi gönderiyorsun. Aklına yeni mi geldi derler adama. 1.25'ten başlamışlar satmaya, 0.70 olmuş. Yani sürekli müzayedede işlem gören bir şirket 0.70'e düşmüş. Bir takım medya haberleri hakkında. Personel ücretleri ve benzeri konular ile ilgili bir takım medya yayınlanan 135 mağazasıyla faaliyet göstermektedir. Aslında dediğim gibi bunların hisse senet başlıklarına da bakmak lazım. Aynı paralel dönemlerin. Bu işbirliğimiz verimli şekilde, yani Vodafone işi yatmadı diyor. Vazgeçmiş bulunmaktayız. Global ve bölgesel konjonktürel sebepler ne zaman? Tabi 15 Temmuz oldu falan filan. Bir yıl ödemesi 6 yıl vadeli. Mutabakat zanıtı falan filan. Yani sonunu bildiğim filmi de böyle izlemek. Ödemeler hakkında. Bazı ödemelerde zaman zaman gecikmeler yaşanmış olma, gün itibariyle gerekli finansal ve idari tedbirler alınmış ve alınmaktadır. Yani 2017 yılı başladı, biraz sancılı başladı. Özel sektör tahvili. Banka tarafından resen satılmış ve satış... Biz satmadık, banka sattı. Kredisi ana para ve faiz olarak tamamen kapatılmıştı.
SPV'nin söz konusu bankaya kredi borcu kalmamıştı. Ama SPV'nin bizde ne alakası var? Satış bedelinin bakiyesi olan hesabına aktarılmış ve miktar banka nezdinde BİMEX ait kredi. Oo! SPV'nin ayrı borcu var. BİMEX'in ayrı borcu var. Bir de en sevdiğim de şu. Bak, BİMEX'in Gedik Yatırım Menkul Değerleri Kredisi'nin teminatına verilen 830 bin adet hisse senedi ise başına 78 bin, yani Gedik satmış ama hani bir halka açık bir şirketin bağlı ortaklığının hani buna niye borcu var? Hani bundan niye kredi almışlar acaba? Geri alımları mı krediyle yapmışlar? Kredi borcunun bakiyesi kalmamıştır. Çok güzel. Pay satışı hakkında. Yani Gedik Yatırım bizim paylarımızı sattı diyor ama yani Gedik Yatırım anlamadım. Bir şey halka açık bir şirketin aracı kuruma niye borcu olur? Pay olan mesela neydi en son? 54, şimdi kaç olmuş? 68 olmuş. Diyor boyu 15. Finansal rapor. Pardon, bir de 2016 yıllık 2016 yıl sonuna bakalım. Bu gösterdiğim Engin Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ'ydi ya, bak. Balkan Center, pardon, Balkan değil, Balkan Center 200C kat 3. Önceki neydi? Kat 2 idi. Ama aynı Grant Thornton. Yani dikkate değer bence. Yani. Bravo İsmail, büyük resmi gördün. Yani nakitler erimiş. Tabi bu yıl sonu mesela stoklar da raftaki mallar yarıya inmiş. Borçlara bakalım. Borçlar artmış. Burada borçlar azalmış. Yani vadesini kısaltmış denilebilir. Tabi raftaki mallara stoklar azalmış. Ticari borçlar da azalmış. Net dönem zararı 147 milyon. Yani 2 yıldır güzel giden şirket 2016'da tepe taklak gitmiş. Bilançosu. Bilanço bu. Satışlar düşmüş. Ama tabi zaten hani mesela faaliyet zararı yazmış. Ama tabi hani temelci arkadaşlar var ya, hani bilançosu kötü ilaç şirketini alıp hani 2 liradan alıp 15'e kadar taşıyan, hani onlar da öyledir. Yani 2'den almışlardır. 15'e burada da mesela 1,5'tan almıştır. 3'e kadar taşımıştır. Orada hap satmıştır. Yani buraları görmüştür hani bugünleri geleceğini. Yani şey zaten hani 2016 ilk çeyrekte bilanço kötü geldi, satmıştım falan diye diyebilirler yani. Bilmiyorum, hatırlıyorlar mı BİMEX diye bir şirket. Borç yapılandırması hakkında. Of 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 of. 1 yıl ödemesiz 6 yıl vade. 5 yıl boyunca artan oranda ödenerek şirketin nakit akışının faiz oranı LIBOR artı 3, yani 300 bas puan. Kredi not bildirimi neymiş? BB aşağı yönlü. BB ne acaba? Pay alım satım bildirimi. Buna bir bakalım. Baldares Sar Luxemburg'a verilen 4 milyon adet BİMEX payları mutabakat muhatap tarafından rehin kaydı kaldırılmak suretiyle kendi hesabına geçirilmiştir. Yani gitti BİMEX payları. SPV'nin aldığı BİMEX payları 4 milyon lot Hollandalılara geçti. Portakallara geçti. Bunda da var bir şey galiba. FİBA Banka AŞ'ye verilen 3 nokta. Oo, FİBA Banka da çıktı. SPV'nin payı kalmadı. Halka bütün şirket tahtaya arz oldu zaten. SPV bir ara %30'unun sahibiydi. Kendi hesabına, yani krediler kapanmış yani. Bakın devre kesici yeni çıktı. Endekslerde burada %90'ı bulacak galiba. Doğu daha %78 daha var. Devre kesici, olağan dışı fiyat miktar. Yani bunların içeriğini az çok tahmin ediliyor zaten. Şuradan bir daha bakalım. 5 milyon adet BİMEX bilgi işlem payı Manlara Rehin kaydı kaldırılmak suretiyle kendi hesabına geçirilmiştir.
Pay dedim 10 milyon 110. Mehmet Murat Akkıra. Yani SPV'nin payı bitti, bu kaldı. Yani bir de zaten o paylar da hani bedelsizden geldi falan, ya da 1 lira rıçan kullandılar, hisse 3 liraya gitti falan. Yani 1 liranın ya fazla durmadığına göre 1 lirada borsada işlem görüyor. Ha, dosya indiriyorum dedim ya, hani burada kaldırmışlar dosya indirmeyi. Metem Tur Bimex 6000. Tamam. İşte pay alım satım bildirimi. Satış. Aa, 60 55 kuruşa düşmüş şirket. Ne yapacaksın? Alan satıyor. Alan pazar değişikliği işte. Hikaye bitti. Saat 12'ye buldu. Şey, araba balkabağına dönüştü. Ne zaman geldi? Ne zaman gidiyorsun? Hani satış. Şimdi diyeceksin yani, bazen şey oluyor. İşte alan mesela bunu satması için bu kadar bir alış olması lazım. E alanlar aptal mı gibi şeyler oluyor. Şu var. Alanda maliyet düşürmek için falan alıyor yani. Hani ya da işte 50'den toplayıp 51'den satmak için. 50'den alıp 51'den satmak için alıyor yani. İşte pazar değişikliğini de masal bitti dersek, Nisan 2011'de geldi. Ağustos 2016, yani 75-80 aylık bir maceradan sonra, tabi pazar değişikliği temerrüt sayıldığı için, gözaltına atılma temerrüt sayıldığı için burada temerrüt alışı açılmış falan filan. Böyle yani. Ama 8 kuruşta falan bile işlem gördü bu şirket yani. Borsa Genel Müdürlüğü duyurusu. BİS Enerji. Ha, bu borçlanma araçları piyasasında gözaltı pazarına attılar. Şeyini bu kadar. Bir şey. Değerlendirmesi.